Burada konuya ben biraz daha business yönüyle bakacağım. Emlak, evet, bir köşeye koyalım bunu. Şimdi dünya hangi işi yaparsanız yapın dünyada, eğer işinizle ilgili geleceğinizi, gelirinizi, vaktinizi, nakdinizi belirleyen ölçü satış gücünüzdür. Yönetim kurulu başkanı da olsan ekibini yönetmen gerekiyor. Bir satış yapman gerekir. Trafikte durdun, polis durduruyor, ceza yazmasın diye bir satış yapman lazım. Etrafımız bizim bu kavramlarla kuşatılmış durumda. Biz fark etsek de etmesek de. Ya ürün satacağız ya hizmet. Şimdi bu iki kavram arasında şöyle bir fark var. Şimdi ürün, üretenle tüketenin eş zamanlı olarak bir arada olmasını gerektirmeyen kategoride bir faaliyet alanıdır. Yan yana olmanıza gerek yok. Ama hizmet böyle değil. Hizmet, üretenle tüketenin eş zamanlı olarak bir arada olmasını gerektiren bir şey. Biz konunun bu tarafındayız. Ben bunu hep görüyoruz. Adam şimdi o 20 yıl önce bir başlamış emlakçılığa. Aradan 20 yıl geçmiş, hala aynı şeyi yapıyor. Kardeşim, büyü, geliş, dikey. Yani şimdi 20 yıl önce yaptığın bir şeyin 20 yıl sonra aynısını yaparak ilerlemeye modeli paralel bir büyümedir. Dikey değil. Biz nasıl çalışıyoruz şu an? Burada bir model uygulayacağız. Nasıl gelişeceğiz? Yani nasıl dikey büyüyebiliriz? Kaynaklarımızı nasıl çeşitlendirebiliriz? Riski nasıl tabana yayabiliriz? Ve bunu sadece gayrimenkul sektörünün içinde nasıl yapabiliriz? Bir gayrimenkul olduğunu düşünün. Sattık, 20'şer bin lira hizmet bedeli aldık, koyduk cebimize. Şimdi bu zaman performansla ilgili olan bir şey. Değil mi? Burada emlak danışmanlığı yaptık. Peki, bizim bunu nasıl arttırabiliriz? 3 yöntem var. Perakente'nin evrensel kuralıdır. Trafik, dönüşüm oranı, ciro. Ne yapabilirsin? Telefonunun daha çok çalmasını sağlayacak stratejiler uygulayabilirsin. Daha çok ofise sarsın, doping alırsın, reklam verirsin falan filan. Olasılık olarak daha fazla yer kaplamaya çalışabilirsin. Birinci strateji bu. İkinci strateji dönüşüm oranı. Dönüşüm oranı nedir? Telefonların çaldığı 50 kişiye servis verdin. Bu 50 kişiden 2 tanesine satış yaptın. Bir takım yetkinlikler inşa ederek ikisine değil de dördüne satış yapmaya başladı. Oldu mu? Yani buradan da yukarıya çıkartabilirsin ihtimali. Üçüncü strateji ne? Ciro. 10 tane 1 milyonluk gayrimenkulün olacağına 10 tane 10 milyonluk gayrimenkulün olması lazım. Şimdi bir de buradan ilerleyebiliyorsun. Şimdi bunun dışında bir B planı olan var mı? Daha çok kazanabilmekle ilgili. Bunun dışında bir strateji uyguluyorum diyen kaç meslektaşımız var aramızda? Güzel. Yok. Bunlara biraz kafa yoracağız. İkinci, üçüncü senenin sonunda 1 milyon canlıyı koydun cebine, emlak işinden kazandın parayı. Artık bakın emlak ticareti tarafındayız. Danışmanlıktan bahsetmiyorum. Ben bunu çok yaptım. Selamünaleyküm abi, ne kadar olur? Abi öyle bir müşterim var benim, ben bunu işte 400 liraya indiririm falan mesela. Çat git ver teklifini, 2 gün içinde kapat ticareti. Kendi paranla al. At köşeye. Gayrimenkulleri al. Bankalarla finansal okuryazarlık yetkinliklerini geliştirip bankaları kaldıraç etkisi olarak kullanmaya başla. Şimdi bakın bu operasyon bir operatöre ihtiyaç duymaz. Az önce ne dedik? Üretenle tüketenin eş zamanlı olarak bir arada olması gerekiyor. Ama artık ürün tarafına geçtik. Burada gerekmiyor. Alıyorsun onu, yanına belediyenin yaptığı park, arkana başka bir iyi bir müteahhitin diktiği proje, önünden geçen metro onu değerlendiriyor. Devam. Gelirimizi çeşitlendirdik. İkisi geldi. Bakın, danışmanlık yapıyoruz, para kazanıyoruz. Arkasından kendi bu işten kazandığımız parayla alsata girdik. Yapıyoruz ufak tefek bir şeyler. Buradan da geliyor. Ondan sonra emlak yatırımcılığına geçiyoruz. Şimdi hepimizin hayatında zaten böyle müşteriler yok mu? Var. Ticari çalışanlar bilir. Yani adam şimdi giriyor, çat 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 çat. İşte var 20 tane gayrimenkulü, 10 milyon lira yıllık kira geliri var adamın. Şimdi bu adam sezonun sonunda KDV çıkacak bu adama. Ne yapıyor? Gayrimenkul alması lazım. İstese de alması lazım, istemese de alması lazım. Ne yapıyor? Alırken kazanıyor, götürüyor bankaları, özellikle iyi kiracıları varsa temlik ediyor. İçindeki gayrimenkulün 15 yıl sonraki kira gelirini temlik ediyor. Şimdi banka sana kripto para almak için kredi vermez. Borsaya girmen için kredi vermez. Altın alman için kredi vermez. Ama gayrimenkul alman için para verir. Evet, şimdi bakın, danışmanlık yaptık, alsata girdik, 2 oldu. Kendi kazandığımız parayla nitelikli kiracıya sahip 40 bin lira kira getirirsen başka bir gayrimenkul olduk, 3. Geliyor. Farklı farklı yerlerde. Şimdi diğerinden bahsedeceğim. Burası da bilgi ticareti.
Şimdi eğer böyle 8-10 seneden beri sektörün içine geldiğiniz zaman artık sizin bilginiz ekonomiye dönüşüyor. Bu da artık bir gelir kapısı. Şimdi burada ne yapabiliyorsunuz? Bu işte emlakçılık yaparak nasıl para kazanılacağını, emlakçılık yaparak kazanılan parayla nasıl gayrimenkul al satına gireceğini, gayrimenkul al sat ve emlakçılık yaparak bu ikisinden oluşacak mı gelirle nasıl kiracılı bir pasif gelir yaratılabileceğini, ondan sonra da bu üçünün tamamını toplayıp pazarlanabilir bir ürüne dönüştürüp bunu bu meslekte gelecek tasarlayan birilerine veya kendi ekibinin niteliğini arttırmak isteyen insanlara sunup zamandan, mekandan bağımsız dördüncü bir gelir yaratabilirsiniz. Ben buradayım. Çok veri anlatmayı sevmem, bilenler bilir. Ama bunu konunun ciddiyetini ve mevzuyu nereye götürülebileceğini göstermek için sizlerle paylaşıyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Emlakçının yönettiği sistemden sistemin yönettiği emlakçıya dönüşmemiz lazım. İşinizi pazarlayın. İşinizi pazarlarsanız işletme, pazarlamazsanız pahalı bir hobiniz var demektir. Ve en önemlisi bana göre kapladığınız alanın sakini değil, sahibi olun. Bu sunum da burada bitti. Bitmeden önce herkesi ayağa kaldırarak buradan gayrimenkul sektörüne bir mesaj vermek istiyoruz arkadaşlar. Diyeceğiz ki tereddüt eden izler, harekete geçen alır. Buradan bütün gayrimenkul sektörüne bir mesajımız var. Hazır mısınız? Tereddüt eden, harekete geçen, harekete geçen.